İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanışacağımız ilk ise bu videomuzdaki baktığımız zaman Gürsel Turizm Taşımacılığı arkadaşlar. Gürsel Turizm Taşımacılığı en son baktığımız zaman 7 Ocak'ta arkadaşlar tanıtmışız. Peki 7 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 7 Ocak arkadaşlar bakın 6 Ocak verisine göre 7 Ocak Cumartesi pazara denk gelmiş. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar dilencimiz 18.39 gayet güzel. Desteğimiz 14.20, 14.20'nin altında 12.45 ve 12.45 olarak arkadaşlar desteğimiz oldukça sağlam güzel bir şekilde çalışmış gözüküyor. Şimdi bunu arkadaşlar ister istemez bir güncelleyeceğiz. Hemen güncellemeye başlayalım. Desteğimizi bir defa arkadaşlar 11.97 olarak güncelledik. Direnç olarak da arkadaşlar baktığımız zaman şurada 16.07, 18.39, 19.59 ve 20.94'te arkadaşlar bizim için neler çıktı? Destek olarak ve direnç olarak karşımıza çıkan bölgeler. Yeni bir destek yapılması gerekiyor mu arkadaşlar? Yani bu düşüşten sonra açıkçası biraz da tedbirli olmak da lazım, doğru olmaz. 8.61'de arkadaşlar bizim için diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ha, gelmez inşallah diye umulalım arkadaşlar. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Gün itibariyle arkadaşlar devre kestiği için yaklaşık şu anda 17.40 civarı gözüküyor. 1.57 kayıpla gözüküyor ki iyi dayandı arkadaşlar, onu da söyleyelim. Hani hacime baktığımız zaman hacim arkadaşlar düşük hacim ama 600 bin notlarda civarında. Neyse arkadaşlar ama iyi de dayanmış gözüküyor. Bunun dışında Ichimoku Bollinger ve Hachimoku'yu değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı olması bizim için aslında olumsuz düşüş trendinin devam ettiği anlamına geliyor Ichimoku bulutuna göre. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktığından bahsedebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 14.09. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için olumsuz arkadaşlar. Yükseliş trendini desteklemiyor diye söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar bu iyi bir destek ve bir direnç. Baktığımız zaman dirençlik görevini yapmış. Şu an arkadaşlar gayet de sağlam çalışmış gözüküyor. Hemen bakalım hacim bizim için ne diyor. Bakın tepe noktasındaki hacimiz 1100, 2 milyon, 1 milyon, 100 bin not arkadaşlar. Fiyat düşmüş. Hacim kaça düşmüş? 619. Yani fiyat düşerken hacminin düşmesi bizim için şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. O zaman ne diyeceğiz? İçimok olumlu, boling, pardon, içimok olumsuz, Bollinger olumsuz, hacim şu aşamada olumlu diyelim. Şimdi tanıtacağımız ise arkadaşlar Batı Söke. Batı Söke'ye baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız? En son baktığımız zaman arkadaşlar 7 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 7 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 7 Ocak arkadaşlar tam da neresi? Bakın tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Burada değerlendirmemizi yapmışız. Burada direncimiz 5.80 ki arkadaşlar 5.80'in üzerine biraz çıkmış gibi gözüküyor. Kaça kadar çıkmış? 6.01'e kadar %3, %4 gibi üzerine çıkmış. Destek olarak da 5.28 arkadaşlar desteğimiz gayet sağlam çalışmış. Diğer desteğimiz 4.97 ve 4.59 olarak 58 olarak da karşımıza ve 3.81'de diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar siyah tren çizgimiz var. Bu siyah tren çizgimizin altına düşmediği sürece ki baktığımız zaman Ocak oldukça yüksek bir değer. Daha sonra düşük değer 3.76. Neredeyse arkadaşlar %50'ye %40'a yakın bir değer kaybı da söz konusu ama buraya gelmesi ihtimali şu aşamada zayıf gözüküyor arkadaşlar. Peki baktım ha olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Olmayacak diye de bir şey durum söz konusu değil. Direncimiz tekrar söyleyeyim 6.02 6.25 desteğimiz 5.28 4.97 4.58 ve 3.81. Hemen Ichimoku Bollinger Hachimoku değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku bulutu var. Bollinger bandına baktığımız zaman 5.66 orta noktası ve orta noktanın altında kapatması bizim için şu aşamada arkadaşlar olumsuz olarak karşımıza çıkıyor ki baktığımız zaman Bollinger bandının alt sınırında zorlar gibi bir görüntü var arkadaşlar. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger olumsuz ve hacme bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle anlatalım hatta şuradan daha mı? Şurası da bakın. Tepe noktasındaki hacim 4 milyon 900 bin not arkadaşlar. Fiyat düşmüş hacim 4 milyon 400 bine düşmüş. Yani fiyat düşerken hacmin de düşmesi ortalama hacmin 10 günlük ortalama hacmin bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekler nitelikte karşımızda duruyor diyelim arkadaşlar. Ve gelelim diğer bir isimimize arkadaşlar Dagi'ye. Dagi'de neler gözüküyor? Dagi'ye de bakalım. Dagi'ye baktığımız zaman arkadaşlar en son ne zaman değerlendirmişiz? Dagi'yi de en son kontrol ettiğimde arkadaşlar 7 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 7 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 7 Ocak arkadaşlar tam olarak neresi? Hemen bulmaya çalışayım. 6 Ocak verisine göre. Şimdi bakın burada bizim direncimiz arkadaşlar. Şuradayken direncimiz 7.08 direncimiz gayet sağlam çalışmış arkadaşlar ama üzerine iğne bırakmış. Artık bu direncimizi buradan bitirelim ama güzel çalışmış diyelim. 7.53 ve 7.86 bizim için direnç noktası olarak karşımıza çıktı. Peki bunun için arkadaşlar başka neler var? Hemen şöyle bakalım. Ichimoku bulutundan önce desteğimize bakalım. Destek şu aşamada arkadaşlar 5.99 desteği o dönemde çalışmamış. Bunu
bir silelim. Buradan bir bitsin. Bir defa bunu arkadaşlar silelim. İkinci desteğimiz 5.69. Bu desteğimizi de buradan silelim. Şimdi burada arkadaşlar takip edilmesi gereken şuradaki gap boşluğu. Gap boşluğunun dibi 6.03 arkadaşlar. Yani bir anda kendimizi 6.03'te bulma durumunda bulabiliriz. Önemli arkadaşlar. Bu hele bu endekse bu gap boşluğu biraz sıkıntılı, haberiniz olsun. Destek olarak 4.97 arkadaşlar, en yakın ve en uzak destek olarak da karşımızda duruyor. Hemen Ichimoku Bollinger hacim olarak bakalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku bulutu var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının arkadaşlar orta noktası kaçmış? Bollinger bandının orta noktası 6.50 olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız 6.32. Yani şuradaki arkadaşlar siyahlı kırmızılı çizgi altında kapatması, ki bugün altına geçmiş gibi duruyor. -7,33, daha seansın kapanmasına 10 dakika kala var. Altına kapatması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ne diyeceğiz o zaman? Ichimoku bulutu arkadaşlar olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz. Ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki hacimiz, 10 günlük ortalama hacimiz 3.800.000. Fiyat düşünce arkadaşlar hacim 3.700.000. Aslında fiyat buradan buraya düşerken hacimin de düşmesi, ortalama hacmin bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekler vaziyette. Hacim fiyat ilişkisi önemli. Ichimoku olumlu arkadaşlar. Bollinger olumlu. Ichimoku olumlu, hacim olumlu ama Bollinger şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelin arkadaşlar diğer bir hissemize, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman en son 7 Ocak'ta tanıtmışız arkadaşlar. Peki 7 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 7 Ocak arkadaşlar bakın tam da neresi? Tam da 6 Ocak verisine göre bakın şuradaysa arkadaşlar. Şuradaki veriye göre baktığımız zaman yeşile göre direncimiz o dönemde 4.32, 4.53 ve 4.88. Desteğimize baktığımız zaman arkadaşlar desteğimizde şu aşama direnç vazifesini görmüş gibi gözüküyor. En yakın desteğimiz arkadaşlar bayağı bir aşağı kırmış, siyah tren çizgisinde gelmesini istemediğimiz bölgeye gelmeye başlıyor. Buraya gelmesi bizim için biraz sıkıntı arkadaşlar, onu da söyleyelim. Bakın şuraya da şöyle yine desteklerimizi, sayısal anlamda desteklerimizi koyalım. Baktığımız zaman 2.47 ve 2.24 bizim için destek ama esas desteğimiz şuradaki siyah tren çizgisi. Burayı da takip etmekte fayda var. Direnç olarak da arkadaşlar direncimizi hemen şöyle yapmaya çalışalım. 3.77 bizim için direnç olarak karşımıza çıktı diyelim. 3.46, 3.77, 4.32, 4.53 ve 4.88 destek olarak da 2.47 ve 2.24 olarak da karşımıza çıktı diye bunu söyleyebiliriz. Hemen Ichimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükselişlerini desteklemiyor. Bir de üstüne üstlük arkadaşlar bulutun alt tarafı da aşağı doğru eğimli. Ichimoku bulutu olumsuz diyoruz. Ve Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı orta noktası 3.28. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için olumsuz arkadaşlar. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman Ichimoku ile Bollinger olumsuz. Ve hacme bakalım. Bakın şu tepe noktasındaki hacim, düşüşten önceki tepe hacmi 9.160.000 arkadaşlar, düşüşle beraber fiyat düşerken hacime düşmüş mü? Evet, 7 milyon küsüre düşmüş arkadaşlar. O zaman 9 milyondan 7 milyon düşen bir hacim fiyat aynı şekilde düşüyor arkadaşlar. O zaman olumlu olarak karşımda çıkıyor. Çünkü düşüşün de daha derinleşmeme ihtimalini azaltıyor, arttırıyor arkadaşlar. Daha da derinleşme ihtimali, ki bir siyah tren çizgisinde bence sonlanır diye düşünüyorum arkadaşlar, trendi takip etmesi için. O zaman Ichimoku olumsuz, Bollinger olumsuz arkadaşlar. Hacim şu aşamada olumlu olma ihtimali oldukça fazla gözüküyor. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize, markaya. Markaya baktığımız zaman markayı da en son ne zaman? 7 Ocak'ta tanıtmışız arkadaşlar. 7 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 7 Ocak arkadaşlar şöyle hızlıca bakalım. 7 Ocak, 6 Ocak verisine göre değerlendirmişiz. Evet, tam da şurası bakın, 7 Ocak yok. Burada direncimiz 4.67, 5.19 ve 5.78. Desteğimize baktığımız zaman arkadaşlar desteğimiz 3.98, desteğimiz çok işe yaramamış. Aşağıda 3.41 desteğimize doğru bir gidişat söz konusu ama endekse göre oldukça iyi dayanmış. Direncimizi güncelleyelim, yeni bir direnç ekleyelim. 4.30 arkadaşlar. Daha da aşağıda 4.90 mıydı? 4.09 pardon. 4.09 da bizim için direnç vazifesi görüyor. Destek olarak da arkadaşlar 3.28 ve aşağıda arkadaşlar biraz daha sağlam trendin başladığı yer 2.79 da bizim için direnç olarak destek olarak karşımıza çıktı. Hemen sırayla söyleyelim. 4.09, 4.30, 4.67, 5.19 ve 5.78 bizim için direnç arkadaşlar.
Destek olarak da karşımıza ne çıkıyor? 3.41, 3.28 ve 2.79 da bizim için destek olarak karşımıza çıkan bölgeler. Şimdi arkadaşlar bir de burada şöyle bir durum söz konusu. Bakın burada bir çanak formasyonumuz var. Hedeflediği bölge 10.81. Tabii bu tek başına olacak bir şey değil. Bu hacimle ben söyledim ya sen söyledin diye değil. Bunu destekleyecek olarak arkadaşlar harcanan para yani hacim olarak karşımıza çıkıyor. Ve arkasından Fibonacci'nin 2.61 seviyesi olan 24 lira 16 kuruş da bizim için direnç olarak karşımıza çıktığı gözüküyor. Bunun dışında hemen bakalım neler var arkadaşlar. Ichimoku Bollinger hacimak değerlendirme yapalım. İçimoku botuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Neden olumsuz arkadaşlar? Aşağı doğru da bir eğim de söz konusu. Burayı da takip etmekte fayda vardır diye söyleyeyim. Çünkü baktığımız zaman bulut aşağı doğru kırılıyor. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının değeri 3.99 siyahlı kırmızılı çizgi. Altında kapatması bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. İçimoku bulutu olumsuz arkadaşlar. Bollinger bandı olumsuz ve hacme bakalım. Bakın en yakın tepeye baktığımız zaman 487.000 not. Fiyat düşerken hacim düşmüş mü? Evet hacimde 265.000 nota düşmüş. O zaman ne diyeceğiz? İçimoku bulutuyla Bollinger olumsuzken hacim şu aşamada olumlu diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelin Boğaziçi Beton Sanayi arkadaşlar. Boğaziçi Bobet'i en son baktığımız zaman 7 Ocak'ta tanıtmışız arkadaşlar. Peki 7 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 7 Ocak'ta arkadaşlar 6 Ocak verisine göre bakmışız. 6 Ocak verisi bakın tam da şurası yeşil bar olarak karşımıza çıkıyor. Burada direncimiz 16.21 ve 17.82. Desteğimiz arkadaşlar 13.15'miş ki arkadaşlar bu destek çok fazla bir işe yaramamış. Tabi bunu direnç olarak kullanacağız. Direnç olarak da karşımıza 13.92. Daha da yakın var mı? Evet 15.23 de bizim için direnç olarak arkadaşlar şu bölge 15.33. Şimdi direnç ve destekleri güncelledik. 13.92, 15.33, 16.21 ve 17.82 direnç. Destek olarak da 11.44, 10.61 ve 9.83'te destek olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunun dışında peki başka neler var? Hemen bakalım. Bakın şu ilk mavi trend çizgimiz artık işini bitti. Burada bir tutunma çabası içerisine girmiş. İki defa dokundurmuş, zıplamış. Bana mısın dememiş. Bunu artık buradan silelim. Aşağıda bizim korku dediğimiz bölgeye gelme ihtimali var mı? Var tabii ki ama ihtimal ne kadardır? İleriki günlerde göreceğiz. 8.57 şu aşamadaki değerde mavi trend çizgisini arkadaşlar. Bu da hareketli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Burada takip etmekte fayda var. Gelelim Ichimoku Bollinger ve Hacimok değerlendirmeye. Şimdi Ichimoku butuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor arkadaşlar. Olumsuz olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku butumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 13.85. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için olumsuz arkadaşlar. Hatta Ichimoku butuna delmiş geçmiş. Ciddi bir sıkıntı olma ihtimali olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Gelelim hacme. Bakın tepe noktasındaki hacimize baktığımız zaman 3.960.000. Arkadaşlar fiyat düşerken hacim düşmüş mü? Tabii ki o da düşmüş. 3.200.000. Yani 3.900.000, 3.200.000'e düşen bir hacimimiz var. 10 günlük ortalama hacim fiyat da düşmüş mü? Fiyat da düşmüş. O zaman arkadaşlar fiyat hacim grafiği bizim yükselişimizi desteklerken peki Ichimoku ile Bollinger de desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Borsa Ticaret Sanayi ve Ticaret AŞ'ye. Borsaya baktığımız zaman arkadaşlar Borsa'yı da en son 9 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 9 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 9 Ocak arkadaşlar bakın tam da şuradaki kırmızı barımız arkadaşlar. Buradan direncimiz o dönemde 15.47. Kaça kadar yükselmiş? 14.76'ya kadar yükselmiş. Yaklaşık %5 altına kadar gelmiş ama tabii yeni bir direnç hemen karşımıza çıktı. 14.78. Bir de arkadaşlar 14.16 da bizim için diğer bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak da arkadaşlar 12.54 ve 12.08. Akabine baktığım zaman arkadaşlar 11.51 ki 11.51 desteğimiz oldukça iyi çalışmış gibi gözüküyor. Aşağıda iğne de bırakmış. Gayet de güzel arkadaşlar. 10.34'te yeni bir destek. Hemen sayalım arkadaşlar. Baktığımız zaman destekler 11.51, 10.34 direnç, 14.14, 14.78, 15.47, 16.64. Burada esas dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bakın şuradaki siyah direnç çizgisi bunun altında kapatmaması bizim için şu aşamada olumlu kritik hayati bir öneme sahip. Bunu da aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Hemen bakalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman Ichimoku bulutu arkadaşlar kırmızı kırmızı olması bizim için olumlu mu? Bizim için olumsuz arkadaşlar. Yükselişten desteklemiyor da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 13.38. Bakın şuradaki arkadaşlar siyahlı kırmızılı çizgi 13.38 bittiği nokta ama bizim fiyatımız kaç? 12.75. Yani altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yani hem Ichimoku hem Bollinger olumsuz. Ve gelelim arkadaşlar hacimimize. Hacim bakın tepe noktasındaki hacim 1 milyon not.
Fiyat düşerken hacim 554 milyona düşmüş. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İçimoku ile Bollinger olumsuz olsa da hacimle beraber fiyatın düşmesi arkadaşlar satışın az olduğu anlamına gelme ihtimali oldukça fazla. O zaman olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim diğer bir hissemiz arkadaşlar. Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi. Yaprak Süt'te arkadaşlar baktığımız zaman en son 9 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 9 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 9 Ocak arkadaşlar tam da neresi? Hemen şöyle bakalım. Bakın 9 Ocak hemen hafta pazartesiye denk gelen bölge. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar bir defa direncimiz 52, 58 ve baktığımız zaman arkadaşlar çanağın sol tarafına gelen 66.12 hatta çanakta diyebileceğimiz nokta 66.12 olarak şuradaki tepeden gelen arkadaşlar. Hedeflediği bölge bir defa baktığımız zaman 85 liraları çanak hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Fibonacci 2.61 seviyesi de 180 lira olarak karşımıza çıktı diye söylüyor bize arkadaşlar. Peki bunun dışında başka neler var? Desteğimizde hemen şu desteği bir defa güncelleyeceğiz. Buraya yeni bir direnç 45.32 olarak direnç olarak karşımıza çıktı. 36.20 arkadaşlar bizim için destek şuradan gelen. Alta baktığımız zaman iki tane daha destek yapabiliriz. Bir desteğimiz 33. Diğer desteğimize baktığımız zaman diğer desteğimiz de 30.35 olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun için hemen Ichimoku, Bollinger, Hacim hakkı değerlendirmemizi yapalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini destekliyor mu diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandımıza baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 41.97. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması hatta Bollinger bandının alt sınırında zorlaması bizim işimizi biraz sıkıntıya sokabilir arkadaşlar. Ichimoku ile Bollinger olumsuz. Ve gelelim hacme. Tepe noktasındaki hacme baktığımız zaman 236 bin not arkadaşlar. Dibe geldiğimiz zaman hacim 126 bin not. Fiyat düşerken hacminle düşmesi bizim için şu aşamada olumsuz diye söyleyemeyiz. Olumlu arkadaşlar çünkü fiyatla beraber hacmin düşmesi satışın aslında düşerken satmanın iradesinin az olduğu anlamına geliyor. Yani millet beklemede gözüküyor şu aşamada. Ha, daha da düşürürlerse ona farklı bir şey diyemem. Hacim ciddi bir artış sergilediği zaman düşüş noktasında sıkıntı olabilir. O zaman Ichimoku ile Bollinger olumsuz, hacim şu aşamada olumlu diyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.